Saygıdeğer meclis üyelerimiz, Mayıs ayı ikinci oturumu için yeterli çoğunluğumuzun bulunduğunu arkadaşlarımız bildirdiler. Ben ikinci oturumumuzu açıyorum. Bütçe kesin hesabı ile alakalı olarak komisyonla sevk etmiştik oturumumuzda. Komisyon raporunu hazırladı. Öncelikli olarak bir komisyon raporunun okunmasını rica edeceğim. Komisyon başkanımızdan Şevval Muhammed Bey. Ne varmış abi? Sayın Başkanım, Divan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Plan Bütçe Komisyon raporumuz, biliyorsunuz geçen dönem meclis yaptık, ara dönemde raporumuzu hazırladık. Şimdi onu müsaadenizle okuyacağız. Plan Bütçe Komisyon raporu, Gölcük Belediye Meclisi'nin 2 Mayıs 2023 tarih ve 1 sayılı oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Gölcük Belediyesi 2022 mali yılı kesin hesabı 4 Mayıs 2023 tarihinde komisyonumuzda incelendi. İnceleme sonucunda 1. A fıkrası, 1. maddenin A fıkrası 2022 mali yılı bütçesiyle 31 milyon 760 bin lira personel giderleri, 5 milyon 431 bin lira sosyal güvenlik kurumları devlet prim giderleri, 109 milyon 282 bin lira mal ve hizmet alım giderleri, 2 milyon 501 bin lira faiz giderleri, 7 milyon 128 bin lira cari transferler, 49 milyon 560 bin lira sermaye giderleri, 622 bin sermaye transferleri, 20 milyon 717 bin yedek ödenekler olmak üzere toplam 227 milyon ödenek verildiği. B. Mevzuat gereği önceki mali yıl bütçesinde tertipleri gider kesin hesap cetvelinde gösterilen 0 TL tutarındaki ödeneğin mali yıl sonunda imha edilmeyip 2022 yılı bütçesine devredildiği. C. 2022 mali yılı içerisinde ödeneğe ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan tertiplere gider kesin hesap cetvellerinde gösterilen 20 milyon 400 bin 779 TL 14 kuruş tutarındaki ödeneğin ödeneğe yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine aktarıldığı. D. 2022 mali yılı içerisinde 135 milyon TL ek ödenek alındığı. E. 2022 mali yılından 56 milyon 252 bin personel giderleri, 8 milyon 825 bin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri, 169 milyon 383 bin mal ve hizmet alım giderleri, 2 milyon 501 bin faiz giderleri, 10 milyon 819 bin cari transferler, 109 milyon 598 bin sermaye giderleri, 622 bin sermaye transferleri, 4 milyon yedek ödenekler olmak üzere toplam 362 milyon tutarında net ödenek elde edildiği tespit edilmiştir. İkinci madde, 2022 yılı mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabı ceplerinde gösterilen 51 milyon 715 bin 152 lira 94 kuruş personel giderleri, 8 milyon 54 bin 11 lira 49 kuruş sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 151 milyon 418 bin 560 TL 36 kuruş mal ve hizmet alım giderleri, 1 milyon 174 bin 211 lira 26 kuruş faiz giderleri, 9 milyon 691 bin 844 lira 86 kuruş cari transferler, 76 milyon 268 bin 6 TL 59 kuruş sermaye giderleri olmak üzere toplam 622 bin sermaye transferi olmak üzere toplam 298 milyon 443 bin 787 lira 50 kuruş tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu tespit edildi. 3. Tahakkuk eden bütçe giderlerinden
tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen 18.895.094 TL tutarındaki harcamanın bütçe emanetleri hesabına alınarak ödemesinin 2023 yılına devredildiği. 4. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 39. maddesinde açıklanan ve mevzuatı gereği 2022 mali yılı içerisinde harcanmayıp ertesi yıla devri gereken 0 TL tutarındaki ödeneğin 2023 mali yılı bütçesine devredildiği. Yine 5. maddede yıl içinde harcanmayıp arta kalan 4.536.847.06 TL personel gideri, 770.988.51 TL sosyal güvenlik kurumuna devlet prim giderleri, kurumlarına devlet prim giderleri, 17.964.439.64 TL mal ve hizmet alım giderleri, 1.326.788.74 TL faiz giderleri, 1.127.155.14 TL cari transferler, 33.329.993.41 TL sermaye giderleri, yine 0 lira sermaye transferlerimiz, 4 milyon TL yedek ödenekler olmak üzere toplam 63.056.212.50 TL taradaki ödeneğin imha edildiği. 6. Bütçe geliri olarak A. 2022 yılı mali bütçesi ile 62.917.000 TL vergi gelirleri, 22.274.000 TL teşebbüs ve mülkiyet gider gelirleri, 37.306.000 TL alınan bağış ve yardımlar, 157.433.000 TL diğer gelirler, 82.080.000 TL sermaye gelirleri ve eksi 10.000 TL red ve iadeler olmak üzere toplam 362 milyon gelir tahmininde bulunulduğu B. 2021 yılından 2022 yılına 28.042.581.59 TL tarafındaki tahakkuk artığı devrettiği 2022 mali yılı içerisinde 268.692.744 TL tutarında gelir tahakkuku alındığı ve böylece toplam olarak 296.735.282.03 TL tutarında tahakkuk elde edildiği tespit edilmiştir. C. 2022 mali yılı içerisinde 261.881.275.48 TL tutarında tahsilat yapıldığı de tahsil edildiği halde tahakkuktan fazla tahsil edilen veya tahakkuktan tenzil ve terkinler nedeniyle toplam 139.464.31 TL tahsilattan red ve iadede bulunulduğu. E. 2022 yılı net tahsilatının 261.741.811.17 TL tutarında gerçekleştirildiği. 2023 mali yılına 34.854.006.55 TL tahakkuk artığı devrettiği belirlenmiştir. Ve son madde olarak 7. madde 2022 mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveliyle iç borçlanma öngörülmediği ve yıl içinde borçlanma yapılmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Gereğini arz ederim efendim. Sevgili meclis üyem, çok teşekkür ederim. Ayrıca komisyondaki tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Detaylı ve emek harcanmış bir çalışma. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben kısa bir özetleme yapmak istiyorum. Şimdi 2022 mali yılı gider kesin hesabı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Bizim 2022 mali yılı gider bütçemiz 227 milyon lira. Öngörülen ödenek bu. Ek ödenek olarak belirlediğimiz rakam 135 milyon lira. Yani 2022 yılında mali yılı net bütçe ödeneğimiz 362 milyon lira olmuş. Az önce Sayın Mesut'un anlattığı şekilde 298 milyon küsür
yıl içinde yapılan harcamalar özet olarak 2022 maliyeti gider bütçemizin gerçekleşme oranı %83. Bu bütçede gerçekleşmeye göre türlere baktığımızda önemli olan nokta sermaye giderleri %27'ye denk geliyor. Mal hizmet alımlarının oranı da %51. Bunun %24'ü GÖRAŞ'a yapılan ödemeler. ...2022 maliyede gider kesin hesabı yönünden gelir bütçemiz 362 milyon lira olarak belirlemiştik. 261 milyon 741 bin gelir elde edilmiş. Mali yılı gelir bütçemizin gerçekleşme oranı buna göre %72. Bir de gelirlerin dağılımında bakıldığında en önemli kalemin aslında diğer gelirler içerisinde gösterilen İller Bankası gelir olduğu gözüküyor, %52. Toplam tahakkukumuz 296.735.000, tahsilatımız 261.741.000, tahakkuk tahsilat oranı %88'e denk geliyor. Şimdi bütçenin gerçekleşme oranının %83 olmasında en önemli kalem, sermaye giderlerindeki aslında bir yapmış olduğumuz ek ödenekle alakalı olarak belirlediğimiz bu askeri lojmanların onarımıyla alakalı olarak belirlediğimiz bir rakam vardı. 2023 yılına aslında aktarıldı ihale tarihi itibariyle. %9 satmalı tek başına oradan kaynaklanıyor. Bir de şunu söylememiz lazım. Gelir gider farkı bütçe açığını izah etmemiz lazım. Bizim şimdi 2022 yılında mali yıl gelirimiz 261 milyon 741 bin. 2022 mali yıl giderimiz 298 milyon 943 bin. İkisinin arasında gelir gider farkı 37 milyon 201 bin. Yani bütçe açığı var. Bu farkın 18 milyon lirası bütçe emanetine alınan ve henüz vadesi gelmemiş olan ve ödemesi yapılan, yapılmayan bütçe gideri. Ayrıca bütçe açının bu 18 milyon dışında kalan kısmı önceki yıldan devreden banka mevcudumuzla karşılandı. Az önce de Muhammed Bey'in söylediği gibi herhangi bir borçlanma yapılmadı. Benim özet olarak anlatacaklarım bunlar. Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizin güzide çalışanları, basın mensupları, Millet İttifakı grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle 2022 yılı içerisinde faaliyetlerinin tamamında emeği geçen belediye personellerine teşekkür ederiz. Kesin hesap cetvelleri değerlendirilmesi yapılırken grubumuz 2022 mali yılı bütçesini detaylı bir şekilde incelemiştir. 2022 mali yılı gider bütçesi 227 milyon TL olarak kararlaştırılmış ve daha sonra 135 milyon TL ek ödenek ile 362 milyon TL'ye ulaşmıştır. Gider bütçesi iptal edilen 63 milyon 56 bin 212 lira 50 kuruşluk ödenekler sonrası 298 milyon 943 bin 787 lira 50 kuruşa düşmüş ve %83 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2021 mali yılı kesin hesabında %92 idi. Gider bütçemizin önemli ve büyük kalemlerinden olan sermaye giderlerinin gerçekleşme oranı %70'tir. Ek ödenek ve aktarma ile 109 milyon 598 bin TL'ye ulaşan sermaye giderleri, yıl sonu iptali yapılan 33 milyon 329 bin 993 lira 41 kuruş ile ödenek sonrası 76 milyon 268 bin 6 lira 59 kuruşa düşmüştür. 2022 mali yılı 362 milyon TL tahmini gelir bütçemiz yıl sonu itibariyle 261 milyon 741 bin 817 lira 17 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı kesin hesabı gelir bütçesi gerçekleşme oranı %72'dir. Bu oran 2021 mali yılında %95'ti. Gelir bütçemizde vergi gelirlerinin tahsilat oranı %62.
olmuştur. Göreve başladığımız 2019 yılında 14.091.956 TL 46 kuruş olan devreden tahakkuk 2022 yılı sonu itibariyle 30.546.892 lira 8 kuruşa kadar yükselmiştir. Belde belediyelerinden bunu komisyonda çok görüştüğümüz için bu konu üzerine bu anekdotu bu yüzden paylaşacağım. Belde belediyelerinden gerçekleşen devirler ve yapılandırmaların etkisi göz önüne alıyor olsak da yılıçı tahakkukların tahsilata dönüşmesinde de sorun olduğunu görmekteyiz. Örneğin 2022 mali yılı kesin hesabında yılıçı tahakkuk 56.804.471 lira 40 kuruşken net tahsilat tutarı 50.749.057 lira 10 kuruş olmuştur. Aradaki 6.055.414 liralık fark devreden tahakkuk rakamının artışına sebep olmuştur. Kira gelirleri tahsilat oranı %61, diğer taşınmaz kira geliri tahsilat oranı ise %53'tür. Kira gelirindeki tahsilat oranının düşüklüğü de ayrıca dikkat çekicidir. 2022 mali yılı bütçesi gelir ve gider arasındaki fark negatif sonuçlanmış ve 37.201.976 lira 33 kuruşluk açık vermiştir. Önceki bölümde değindiğimiz sermaye giderlerinin %70 oranında gerçekleşmesi, bir manada yapılması planlanan yatırımların ertelenmesi anlamında taşımaktadır. Ülkemiz ekonomik koşulları da dikkate alındığında ertelenen yatırımlar ilerleyen dönemlerde daha da zorlaşan maliyetlerle karşımıza çıkmakta. Bu durumda gelişmenin ve büyümenin önünde engel teşkil etmektedir. 2022 yılı bilançosu cari oranımız, yani dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları oranı tatmin edici düzeydedir. Ancak oluşan bütçe açığı devam eden dönemlerde bu şekilde olursa bilanço üzerinde de olumsuz etki göstereceğini düşünmekteyiz. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise bütçeye konulan iz bedellerdir. Söz konusu bütçe kalemlerinin daha önceki potansiyel durumları göz önüne alarak konulmalıdır diye düşünüyoruz. Örneğin son birkaç yılda 6500 TL civarında devreden tahakkuk olan bir gelir kalemi sürekli bu şekilde devrederek geliyor. Ama oraya iz bedel olarak gelir kaleminde 100.000 TL gibi bir iz bedel yazılıyor. Bu da bütçenin gerçekleşme oranından bahsediyoruz. Bu gerçeklikten uzaklaşmasına neden olan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Buraya daha gerçekçi iz bedellerinin yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 2022 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle biz komisyonda bunun görüşmelerini yaptığımız için paylaşmakta fayda var. Tazminat ödemek durumunda kaldık. Bu hem belediyemiz sınırları içerisinde çalışan insanların karşılaştığı kazalarla ilgili hem de bizim yapmış olduğumuz, halkın hizmetine sunmuş olduğumuz tesislerde yaşanan kazalarla ilgili. Yaşanan kazalardan dolayı tazminat ödemek durumunda kaldık. Şunu belirteyim öncelikle, ne belediye personellerimizin ne de vatandaşlarımızın hiçbir kazayla muhatap olmasını istemiyoruz. Her türlü kazadan korunması ve uzak olması da en büyük temennimizdir. Kazaların mümkün suretli önüne geçebilmek adına kurum içerisindeki eğitim ve risk analizlerinin daha kapsamlı yapılması, bunun aynı zamanda sürekliliğinin olması, denetim mekanizmasının da sürekli ve eksik bir şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak toparlamak gerekirse, Millet İttifakı grubu adına 2022 mali yılı kesin hesabı ile ilgili görüşümüzü olumsuz olarak beyan ediyoruz. Saygılarını sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir iki tane ben de çok kısa açıklama yapacağım. Yani bir kere tazminat ödemeleri ile alakalı buna sebep olan kazaların önlenmesi bizim de amacımızdır, gayretimizdir. Yani bundan sonra da olmaması için arkadaşlarımızın azami gayreti göstermelerini ben de hatırlatmak istiyorum. Belediyesi bu konuyla alakalı birimler içerisinde de bir eğitim söz konusu olabilir. Şimdi yatırımlarla alakalı olarak yatırımların ertelenmesi aslında söz konusu değil. Şimdi az önce söylediğimiz bu aslındaki zaten farkın %9'u tek başına bu lojmanların onarımıyla alakalı olan rakamdan kaynaklanıyor. Yani bu ihale yapıldı ve hali hazırda şu an tahminin %80-90 aşamasına da geldi. İlave olarak bir de geçen meclis toplantısında da anlatmıştım aslında. İlave bir duvar yükümlülüğümüz vardı. Duvar da hemen hemen tamamlandı. Yani bunların tamamlanması akabindeki sonucu da söylemiştik bu alanın teslim alınmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu geçtiğimiz yıl yapılmayan %9 bu yıl içerisinde yapıldı. Bu bir konu daha var. Şimdi geçen seneki koşullarda zaten biliyorsunuz ek ödenek almamız icap etmişti.
Artı buradaki belirlenen fiyatlarla oranlarla alakalı olarak koyulan bedellerde biz daha önce çıkan fiyat farkıyla ilgili kararnameler vardı. Yine bunların da çıkabileceğini öngörerek bunları belirledik. Yani sapmaların aslında temel sebebi bu oldu. Yıl 2022 yılı içerisinde yanlış anlamadıysam notu 56 milyon 804 bin liralık tahakkukun 50 milyon 749 bin lirası tahsil edilmiş, 6 milyon 55 bin lira tahsil edilmeyen miktar var. Şimdi hem kira gelirleriyle ilgili olan tahsilatta hem de diğer borçlarla alakalı olarak çıkarılan yasal düzenlemeler var. Bunların bir kısmı biliyorsunuz vatandaşlarımız tarafından yasadan yararlanarak taksitlendirildi. Dolayısıyla bu her sene devam edecek bir durum, yani yeniden böyle bir şey çıkmadığı takdirde durum değil. Ama genel itibariyle arkadaşlar zaten bu izbedellerle ilgili dikkat ediyorlar. Bu dediğim gibi geçen sene, hatta bu sene de devam eden benzer sıkıntılar var. Bu fiyat farkı kararnamelerinden kaynaklanıyordu. Şimdi bizim temel olarak aslında baktığımız zaman belediye hizmetlerini yerine getirmemizin temel koşulu gelir elde edilmek. Gelir elde edebildiğimiz takdirde ancak bunun harcamasını yapabiliriz. Dolayısıyla 6 milyon 55 bin liralık bir yıl içerisinde tahsil edilmeyen miktarla alakalı detaylı olarak ben de bunun üzerinde duracağım. Netice itibariyle baktığımız zaman yatırım anlamında 2022 ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili zaten bir size dağıttığımız bir kitapçık vardı. Onları da görmüşsünüzdür. Hayırlı olmasını diliyorum ben. Öncelikle başka söz almak isteyen yoksa oylamaya geçmek istiyoruz. Buyurun sayın Sadece teknik olarak bir iki nükle bütçe dediğimiz şey gerçekleşmesi öngörülen, tahmin edilen ve ona göre gerçekleşemeyen sonuçlar demektir. Sonuç itibariyle biz belirli bir rakamı tahmin etmişiz, bu gerçekleşecek diye. Ama gerçekleşen rakamlar da önümüze gelmiş. Biz geçen seneki ve önceki seneki ve benim buradaki meclis üyesi olduğum dönemlerde hiç %96'na düştüğümüzü hatırlamıyorum biz gerçekleşmelerde. Fakat geçen yıl şunu hepimiz kabul edelim ki çok olağan bir yıldı. Yani ben eğer yanlışsam arkadaşlar düzeltebilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi bile, devletimiz bile iki defa ek bütçe yaptı. Biz bir kez ek bütçe yapmış olduğumuz halde bu rakamları tutturduk. Ben eminim ki iki kez yapmış olsaydık biz çok rahat da aynı rakamları yine tutturacaktık. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Ben de bir ilave yapayım. Bu önce siz yapın. Ege'nin gerektiğini, bazı yatırımların bir geriye atıldığını, yani önümüzdeki seneye bırakıldığını falan, ama biz şunu diyoruz, özellikle izbedeller konusunda. Şimdi 3-4 yıldır aynı gelir kalemi 6500 lira devrederek gelmiş. Yani tahmin yapıyoruz değil mi? Gözüküyor zaten 3 yıldır orada 6500 lira oldu ve hiçbir şey olmuş ya. Yani oraya gelir bütçesine 100 bin lira yazmanın alemini. 12500 lira, 3-4 yıldır o şekilde. Belli niye yazarız yani 100 bin lira? Bunun mantıklı bir açıklaması olması lazım. Bu gerçeklikten uzaklaştırılır mı, uzaklaştırılmaz mı? Kimi koyarsak koyalım, buna göre bir tahmin yerleştiriyor oraya. Fenişleri gibi ciddi bütçeli bir yerde bile biz izbedelleri koyarken 5-6 milyon liralık yatırım yerine 50 bin lira izbedel koyuyoruz. Gerekli halde bile. O yüzden burada buraya konulan rakamların daha gerçeğe yakın rakamlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğru bir eleştiridir. Bu matematik ve muhasebe yönünden bir eleştiri. Diğer yönden aslında yatırımlarla alakalı olarak muhabbet. Yatırımlarla ilgili de şunu söyleyeceğim başkanım. Şimdi bu bize şu yapılmıştı. En başta meclis ilk kesin hesaplarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki tüm meclis üyelerinin basit bir şekilde anlatım da herkesin anlayabilmesi için babanın çocuğa verdiği paradan bahsedilmişti. Şimdi o dönem, geçen yıl mesela bu bütçenin başarısı, yani kesin hesabın başarısı üzerinde neden duruldu? Oranın yüksek durulmasından kaynaklı. 92'ler 95'ler. Bugün eleştiri konusu ne olabilir o zaman? Oranın düşük olması. O gün yapılan hesapta şu denmişti. Bir baba çocuğuna 100 lira veriyor. Bu 100 liranın da kullanımıyla alakalıydı. Bugün bakalım bunun üzerinden. Bir baba çocuğuna 100 lira vermiş. Ama daha fazla para harcamış. Bakkaldan marketten borçlu dönmüş. Mantık olarak bakıldığında bunu bu şekilde bakacağız. Basit amiyen, işte her şey bu şekilde basit ele alınamıyor.
O yüzden ben diyorum ki, o yüzden. Borçlanma yok bir kere. Borçlanma yok zaten. Borçlanma bakın, yok. Yani burada harcamayı... Yani bu 100 lira yerine gidip... Bugün borçlanma olmayabilir. Şimdi bu bütçe açığıyla 1-2 sene daha devam ettiğini düşündüğünüzde bilançodaki dengenizin aynı kalabileceğini düşünüyor musunuz? O bugünün konusu değil ama. Şu an elimizde, bakın... Belediye de bugünün belediyesi değil sadece. Başkanım yani hayır, bunu seneye bak... Şu an 2022 maliyeli kesin hesabını konuşuyoruz. Evet. Şimdi burada bir bütçe açığı var ama o bütçe açığının ben size açıklamasını yaptım. Bunun bir defa 18 milyon lirası şeyden kaynaklanmış. Bütçe emanetini alınan henüz vadesi gelmemiş olan ödemesi yapılmayan bütçe gideri. Geri kalanı da zaten mevduattan karşılanmış. Yani siz 100 lira harcayın derken zaten 20 lirası cebinizde 18 lira da bakkala ödemeniz gerekmeyen rakam sizin tabirinizde. Daha vadesi gelmemiş. Şimdi şunu aslında, da son olarak ben söyle, Adeli Başkanım'dan tamam, sonra tamam. Devam edeyim. Şeyle ilgili. Bu gider bütçesinin durumuyla alakalı. Biz yaptığımız harcamalar, yatırımlar vesaire bunların hepsi komisyonla görüştük. Gerekli açıklamalar da yapıldı. Özellikle lojmanlar vesaire alakalı da gerekli açıklamalar yapıldı. Şu gerçek, az önce 6 milyon lira devreden tahakkuk dediğimiz bu yıllardır süre gelen bir şey. Başkanım yani bu 2022 yılların konusu değil. Bugün konuştuğumuz şeyler de bugünün konusu olmayacak, yarının konusu olacak. Bu nedenle diyoruz. Biz gelecek yıl bu yatırımların yapılacağını göreceğiz zaten, yapılıp yapılmadığını. Veya maliyetinin dönüşünün ne olacağını. Bugün yaptığımız, hesapta yaptığımız, bugün yapabildiğimizi yapıyoruz. Ülkenin ekonomik düzeyinden de bahsettik buradaki görüşümüz. Yani bugün hesapladığımız şey, yarın öbür gün karşımıza farklı bir şekilde çıkabilir. İmkan olabiliyorsa, bugün yapabiliyorsak yapalım. Bu zaten bütçenin başarısı olacaktı nihayetinde. Ama bazı kalıtsal sorunlar var. Tahsilat sorunlarıdır vesaire. Bunların halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu gelirde düşüş olduğu sürece bütçe açık vermeye devam edebilir yani nihayetinde. Bunu böyle görmek lazım. Şöyle bir şey var. Sizin verdiğiniz örnek üzerinden gidelim. Bakkaldan ya da marketten almak istedikleriniz, ihtiyaçlarınız yüksekse... O zaman başarınızı, bütçenin başarısını, kesin hesabın başarısını bu örnekle vermişlerdi. Aynı örneği bir yorum verdi. Diyorum ki eğer bu şekilde bakılıyorsa bu sefer çocuk bakkaldan marketten eve borçlu ödülüyor. Şimdi iki tane konuyu birbirine karıştırmadan konuşalım. Birincisi 2022 yılından bahsediyoruz. 2022 yılında gelirin yüksek olması ve o yüksek gelirle daha fazla yatırım yapılması ayrı bir konu. Gelirin yüksek olmaması üzerine ve bunun sebepleriyle bu kesin hesabın görüşülmesi farklı bir konu. Şimdi bizim mesele şöyle söyleyeyim. Asena'nın spor sahasıyla alakalı olarak bir ihaleye çıkmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman 5,5 milyon lira civarındaydı. Güneş sahasıyla birlikte yapılacaktı bu. O dönem esnasında %10'u tamamlandıktan sonra çıkarılan yasal düzenlemelerden de tabii ki müteahhit firma yararlanmak istedi. Netice itibariyle tasfiye edildi. Şu an 30 Mayıs itibariyle yeniden ihale çıktı. Aynı dönemde ihale edilen başka bir iş daha vardı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ydi. Şimdi şu an tabii ki yeniden ihaleye çıktığımız için ben Muammer Bedel'den bahsedecek halim yok. Ancak netice itibariyle o an tamamlanamayan yatırımın bugün itibariyle çok farklı bir rakamdan, daha yüksek bir rakam üzerinden yapılması söz konusu olacak. Şimdi bir yatırımın değeri ve onunla ilgili geliri giderin öngörülmesi, bunların ikisi de aslında birbirlerinden çok farklı konular. Geçen sene hakikaten olağanüstü bir yıldı. Ödenek alınmasıyla bu halledildi. Şeyle baktığımız zaman aslında lojmanlarla ilgili konunun da geçen sene içerisinde, bu sene değil de geçen sene halledilebilseydi oransal anlamda çok daha iyi anlamı iyi bir oran çıkacağını görebiliyoruz. Öyle olacaktı. Zaten yaptık, tamamladık da. Sonuç itibariyle bütün bu işleri yapabilme gelirle alakalı ve tahsilatla alakalı. Gelir müdürümüzde bunları dikkatle dinliyor benim gördüğüm kadarıyla. Ona göre siz konuşmayın, biz sizinle ayrıca konuşacağız zaten. Ben başka söz almak isteyen yoksa 2022 maliyeli kesin hesabı hocamıza sunmak istiyorum. Evet, 2022 maliyeli kesin hesabı hocamıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum.
Mazeretler var, onları da okuyabilir miyiz acaba? Mazeretim nedeniyle meclis toplantısına katılamayacağımı ve izinle sayılmam hususunu bilgilerinizi arz ederim. Cumhur İttifakı, Baki Özdemir, Ertuğrul Eren, Şevket Kaba, Ömer Burak Barış, Savaş Toprak, Mehmet Olhan, Millet İttifakı, Halit Güloğlu. Evet, ismi okunan meclis üyesi arkadaşlarımızın mazeretli olarak kabullerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki birleşim tarihimiz 1 Haziran 2023 Perşembe 14.30 önermiş arkadaşlar. Uygun mudur? Farklı görüş olan yok. Evet. Haziran ayı birleşiminin 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.30'da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizi tamamladık. Biliyorsunuz hafta sonu hem Cumhurbaşkanlığımızın hem de genel seçimimiz var. Her iki seçiminde ülkemiz için, milletimiz için ve tabii ki bu dolaylarla da Gölcük için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Gölcük'e yakışır şekilde sükunetle, suhuletle seçim sürecinin tamamlanması en büyük arzumuz. İnşallah bu şekilde tamamlanır. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı, başkan, il başkan yardımcısı İsmet İşer ağabeyim de eşi vefat etti. Dün kendisini ben de taziyede bulundum ama yakın yolda ben tekrar kendisine başsağlığı dilemek istiyorum. Bir sonraki meclise kadar bayağı bir süreç var memleketimizde. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aldığımız kararların da hayırlı olmasını diliyorum. İyi günler.